Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ediyoruz. Yurt dışında Donald Trump'ın açıklamalarını çok konuştuk Barış ve özellikle Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada Çin'le aslında anlaşmanın çok da böyle kolay olmayacağı sinyali verdi. Ama bir önceki günde Stimun için yaptığı açıklamada iki hafta içerisinde görüşebiliriz ve tarım ürünlerini de alabilir şekli Çin söylemişti. Ama şu anda genel görüntü Donald Trump yine ısrarla ABD halkın çıkarını olmayan hiçbir anlaşmaya yanaşmıyor. Birincisi bu, ikincisi Pelosi'nin Trump'ı azletme sürecini başlatacak olması. Borsada hali negatif etkilendi. Devam eder mi bu satışlar? Evet, yani yani gelişmeler hep aynı aslında. Hiç değişen bir şey yok. Trump'ın söylemleri aslında hiç değişmiyor. Yani birbirinden farklı açıklamalar gelebiliyor. Yani bir anlaşma önünde işlerin iyi gittiğini söylüyor. Diğer taraftan da işte dün yine Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada yine aynı suçlamalarda bulundu. Hem fikri mülkiyet hakları, işte kur manipülasyonu, zoraki teknoloji transferi, işte istediğimiz reformları yapmıyor şeklinde Çin'in aynı açıklamalarını devam ettirdiğini görüyoruz. Ve bu noktadan da baktığımızda işte Ekim ayında üst düzey görüşmeler beklenirken işte dediğim gibi Man için yapmış olduğu açıklama bir nispeten olumlu bir hava yaratmış olsa da Trump'ın bir ifadeleri şu anda işte o görüşmelerden çıkacak sonuçları da belirsizliği de arttırıyor tekrardan. Zaten ticaret savaşlarının devam ettiği bu ortamda, işte gümrük vergilerinin de arttırıldığı bu ortamda bundan çok fazla etkilenen ekonomiler var. Avrupa bölgesini görüyoruz, Çin tarafını görüyoruz. Diğer çevre ülkeler de bundan etkileniyor. Biz de etkilenmeye doğru gidiyoruz. Sonuç itibariyle tabii bu söylemlerin, yani Trump'ın, yani birinci ağızdan gelen bu tarz söylemin hala sert bir şekilde eleştiri dozu taşıması tabii olumsuz olarak algılanmayı sürdürüyor. Yani o yüzden de dün baktığımızda endeksler tarafında, haber endekslerinde düşüş eğilimi gördüğümüzü söylemek lazım. Bunun dışında tabii yine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yapmış olduğu açıklamada da bu noktada biraz takip etmek gerekiyor. Çünkü 2020 yılı yaklaşıyor ve Trump'ın seçim yılı olacak bu sene, o sene. Ve o noktada da işte Ukrayna Devlet Başkanı'na işte rakibi olan Joe Biden oğlunu soruşturması konusunda baskı yaptığına dair işte bu konu üzerinden giderek Trump üzerinde bir baskı oluşturma durumu da olabilir gibi gözüküyor. Bu da yine bir siyasi belirsizlik. Özellikle ticaret savaşlarının bu müzakerelerin olumsuz gitme olasılığının yüksek olduğu bu ortamda bir de işin içine siyasi belirsizlik de girerse, siyasi kaos da girerse ABD tarafında bu taraftan ticaret görüşmelerinde nasıl bir sonuç olacak, nasıl ilerleme olacak? Bu taraftan da bir belirsizlik unsuru olabilir. Yani ne kadar bu şekilde ilerler tabii belli olmaz. Çünkü Senato ile Temsilciler Meclisi arasında tabii Demokratlar, işte Cumhuriyetçiler arasında bir çoğunluk farkı var. İkisi aynı bir tarafa yığılmış değil. O tarafta iş belki zor olabilir ama 2020 yılına doğru yaklaşırken bu tarz siyasi gelişmelerin dozunun artması biraz daha belirsizlik unsurunun da artması anlamına gelebilir. O yüzden de endeksler üzerinde baskının devam etmesi muhtemel olabilir diye belki bir yorum çıkartabiliriz burada. Yani baktığımızda zaten bizim de borsamızın 10 yüzdeden bir miktar hafif satışla açıldığını burada görebiliyoruz. Zaten baktığımız Asya endekslerinde de satışlar hakimdi ki dün yaşanan bu bahsettiğimiz gelişmenin etkisiyle bunu burada görüyoruz. Yani Çin tarafı adım atmaya çalışıyor. İşte domuz eti, daha fazla domuz eti ithalatçılarına yönelik açıklamalar geldi. 5-6 milyon ton soy fasulyesi daha ithalatı yapma konusunda işte tarifelerde gevşeme yapacağını duyurdu. Evet, ama yani özellikle Trump tarafından gelen açıklamaların dozu bu şekilde olduğu sürece burada belirsizlik sürecek, bunu söyleyebiliriz. O yüzden bizim tarafta da endeks dün bir yükseliş yaşadı. Yani bu da yine ABD tarafından gelen açıklamalar neticesinde oldu aslında dün baktığımızda. F-35 programına geri dönme, işte gümrük tarifelerinde yine geri çekme teklifi. Ama bunun bir şarta bağlandığını da gördük. O şartta S-400'lerin aktif edilmemesi şartı. Buna tabii biz nasıl bir cevap vereceğiz, bunu takip etmemiz gerekiyor. Çünkü orada oldukça kararlı bir duruş sergiledik. İşte bunlar ilgili yerlere konuşlandırılacak. Bu noktada bizim tarafımızda özellikle F-35'lerin sistemlerinin, F-35'lerin hack edilmemesine yönelik belki endişeleri giderecek şekilde bir çalışma yapıldığı haberleri geliyor. Bu noktada biz nasıl ilerleyeceğiz, bunu da bence önümüzdeki günlerde takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan da evet, Suriye tarafındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Oradaki gelişmeler de bizim risk iştahı açısından bakıldığında yurt içi piyasalarda yakından takip etmemiz gereken bir unsur. Topyekun baktığımızda aslında global gelişmelerin, fiyatlamaların bizi etkilediği bir borsa hareketi göreceğiz gibi gözüküyor bugün özelinde. Önümüzdeki günlerde de yine ticaret görüşmeleri üzerinden endişelerin fiyatlamaya devam edeceği bir süreç bizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet. Endeks tarafında
yurt dışı gelişmeler tarafından bazı olumlu haberler gelirse bir miktar toparlanma gözlenebilir ama ben 103 bin, 104 bin seviyesinin hala önemli dirençler olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle bakıldığında 101.300, 100.600'ün aşağıda destek olduğunu görebiliyorum. Hı hı. Yani bu bölge üzerinde kalırsa buradan tepki alımları gelebilir ama 103-104.000 aşmadığı sürece de bu aralıkta devam eden bir endeks hareketi görürüz gibi düşünüyorum açıkçası. Evet Barış, vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederiz.